CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında söze Atatürk'ü anarak başladı. Ardından tüm dünya gibi Türkiye'nin de ekonomik olarak salgından etkilendiğini söyledi. Bir öz eleştiri yaptı o sırada. Ekonomide gündeme getirdiğimiz önerileri vatandaş bilmiyor, demek ki duyuramadık cümlesiyle yaptı bu öz eleştiri. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Sözlerine Atatürk'ü anarak başladı Kılıçdaroğlu. Ekonomi ve bağımsızlık arasındaki ilişkiye vurgu yaptı. Meclisteki grup toplantısında çıktı kürsüye. Büyüyen Türkiye istiyoruz. Kalkınan Türkiye istiyoruz. CHP'li vekillerden oluşan bir kurulun 81 şehirde esnafları dinlediğini belirtti. O kurulun şimdi de küçük ve orta ölçekli işletmeleri gezdiğini anlattı. Esnaf raporunun içeriğine girdi. Sıkıntılarının çözülmesi için gündeme getirdiği önerilerinin çoğunun bilinmediğini söyleyip öz eleştiri yaptı. Duymayan insanı suçlayamayız elbette, niye duymadın diye. Biz demek ki duyuramadık. CHP lideri Kılıçdaroğlu, KOBİ'lerin sıkıntılarını dinledikten sonra bir çözüm raporu hazırlanacağını belirtti. Sanayiciler için daralan dünya ekonomisine karşı alınabilecek önlemleri sıraladı. Nisan ayında ertelenen vergiler ve banka kredileri için vadelendirme imkanı getirilmelidir. Şirketlerin KDV alacakları süratle ödenmelidir.